Finans ortasıyla karşınızdayız. Şimdi piyasalara bakacağız. Önümüzdeki yarım saat boyunca birlikte olacağız. Az sonra piyasaya dair detaylı bilgileri alacağız. Ama öncelikle bir gün ortasında nasıl fiyat gelişmeleri yaşanıyor? Hemen ona bir bakalım. Borsada %0,49'luk yukarı yönlü bir hareketle gün başladıktan sonra şu anda %1'e yaklaşan primler dikkatleri çekiyor. %0,71'lik yükseliş hakim, 7272 seviyesinden işlemler geçiyor. Endeksler tarafında sanayi endekste ve mali endekste %1'in üzerindeki yükselişleri görüyoruz. Bankacılık biraz daha geriden geliyor şu anda. Ve diğer endeksler tarafında da turizmde de toparlanma var. Neredeyse %2'ye varan yukarı yönlü hareketler dikkatleri çekiyor. Ulaştırma ve hizmetler de daha geriden geliyor. Para piyasaları tarafında dolar TL'de 26,99, euro TL'de ise 29,54 seviyeleri karşımıza çıkıyor. Dolar endeksinde yön yukarı ama çok sınırlı bir yükseliş var. 102,5 seviyesinde. Euro dolar paritesi de 1,09'lardan işlemlerini sürdürüyor. Kısaca Avrupa borsalarına da bakalım. Olumlu başladı aslında diyebiliriz. Bu sabah saatlerinde haftanın geri kalanından pozitif bir ayrışma oldu bugün özelinde Avrupa borsalarında. Çünkü hafta başından bu yana daha çok satışlar hakimdi. Ve tabii önemli veriler de izlendi Avrupa tarafında. Ama gözlerimiz şimdi 15.30'da açıklanacak ABD tarımcı istihdam verisinde. Buradan çıkabilecek sonuçlarda piyasalarda biraz daha hareketlenmeler olabilir. Dün ABD borsaları Wall Street negatifte kapattıktan sonra şu anda vadeli işlemler iyimser bir açılışa işaret ediyor. Ama tabii 15.30'da gelecek olan ve 184 bin artması beklenen tarımcı istihdam verisi biraz piyasalara yön verebilir. Altın da tarımcı istihdam verisini bekliyor. Şu anda 1932 dolarda ve %0,18'lik bir geri çekilme var. Gram altında 1676 seviyesini görüyoruz. Gümüş 23 dolar 48 centten el değiştirirken her iki tip petrolde de bu sabah düzeltiyorum şu anda gün ortasında yön yukarı %1'e varan yükselişler gözlemleniyor. Ve son olarak kripto paralar dediğimiz zaman Bitcoin'de 30 bin doların altındaki hareketleri görmeye devam ediyoruz. 29.151 ile 28 bin bölgesine biraz daha yaklaşan bir Bitcoin karşımıza çıkıyor. %0,46'lık gerilemeyle beraber Ethereum'da hala 1800 dolar üzerinde tutunmaya devam ediyor. Ve şimdi piyasalara dair daha detaylı bilgi almak üzere tacirler yatırıma gideceğiz. Stratejist Serhan Yenigün bizimle beraber. Serhan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Evet, yurt dışı ile başlayalım dilerseniz. Çünkü 15.30'da kritik veri gelecek. ABD tarımcı istihdam verisini alacağız. 184 bin artması bekleniyor. İşsizliğin %3,6'da sabit kalması bekleniyor. Ama belki de piyasaların, yatırımcıların, uzmanların daha dikkat edeceği gelişme oradaki saatlik ortalama ücretlerdeki düşüşün devam edip etmeyeceği olacak. Dolayısıyla nasıl bir senaryo üzerinde durabiliriz acaba? Veri kuvvetli gelirse piyasa nasıl tepki verir? Düşük gelirse nasıl tepki verir? Bunu merak ediyoruz. Bununla başlayalım. Şimdi Fed'in bundan sonraki dönemde izleyici para politikalarına dair yaptığı ön açıklamalarda verilere dikkat edeceklerini söylemeleri sebebiyle evet piyasalarda tabii verilere ayrı bir hassasiyet gösteriyor. Gerçi bu yıllardır neredeyse çoğu zaman böyle, sadece çok sınırlı zaman dilimlerinde verilerin piyasa etkisinin azaldığını ama çoğunlukla yüksek kaldığını görüyoruz. Burada da 2008 krizinden bu yana parasal gevşemeye, düşük faiz ortamına ve yüksek likiditeye çok bağımlı hale geldiği için piyasalar zayıf verilerin yüksek likidite şeklinde okunması, düşük faiz şeklinde okunması nedeniyle büyüme ya da istihdam gibi ekonominin ısınmasına dair konulardaki verilerde iyi veri kötü piyasa, kötü veri iyi piyasa dinamikleri çalışıyor. Şu dönemki gibi enflasyonla mücadele edilen bir dönemde olduğumuz için de büyüme ve istihdam dışındaki diğer veriler, özellikle de enflasyonla ilgili verilerde de iyi veri iyi piyasa, kötü veri kötü piyasa çalışıyor. Dolayısıyla da karışık bir dönemdeyiz. Şimdi bugün Amerika'da tarım dışı istihdam rakamı, eğer iki gün önce çarşamba günkü ADP özel sektör istihdam verisi gibi beklentilerin neredeyse iki katına yakın ya da beklentilerden belirgin şekilde yukarıda, yani 250 bin ve üstü bir rakam gelirse bu iyi bir veri, istihdam canlı demek ama piyasa açısından kötü bir etki yaratır. Aynı çarşambadan bu yana neredeyse yaşandığı gibi çarşamba günü gelen verideki değerin üstüne hala çıkamadı ABD borsaları. Ortalama saatlik kazançlarda %4,2 artış bekleniyor. O da enflasyon açısından önemli bir gösterge. Orada da %4,2'nin altındaki bir veri, daha düşük enflasyon tahminiyle Fed'in faiz indirimi konusunda daha istekli olabileceği algısı yaratır.
Dolayısıyla da saat 3.30'da işler biraz karışacak. Özetle söylersem işsizlik oranı ve istihdam tarafındaki yüksek veriler ve enflasyon tarafındaki yine beklentilerden daha kötü veriler piyasalar için negatif fiyatlanır. Diğer senaryo yani daha düşük istihdam rakamları ve daha düşük enflasyon da pozitif fiyatlanır. Evet, biraz işler karışabilir saatler 15.30 gösterdiğinde diyorsunuz. Gerçekten kritik bir veri olacak. Bir taraftan da bilançolar yakından izleniyor yurt dışında. Şimdi yurt içine geçmeden önce bir yurt dışını toparlayalım istiyorum. Orada da tabii bu veriler takip edilip gözler Fed'de olacak. Avrupa Merkez Bankası da yine Eylül'de faiz kararını verecek. Ağustos'ta karar yok ama belki de hani piyasalara yön verme açısından en kritik gelişme Jackson Hole toplantısı diyebiliriz. Ne dersiniz hani oradan nasıl mesajlar çıkabilir? Önümüzdeki döneme ilişkin hani her sene böyle bir sözel yönlendirme oradan çıkıyor gibi aslında şimdiye kadar. Bu yılda öyle belirgin bir sözel yönlendirme görür müyüz? Benim tahminim şimdi şu yönde. Amerika'da enflasyon manşet rakam üzerinden takip edildiğinde yani TÜFE'ye bakarsak %9'lardan %3'e hızlı bir gerileme gösterdi. Fakat Fed'in faiz kararlarını belirlerken temel aldığı, esas aldığı enflasyon çekirdek kişisel harcamalar endeksi ve orada %2 hedefi var. Oradaki enflasyon ise hala %4'ün üstünde. Evet biraz geriledi orası da ama 5.5'tan 4.5'a çok uzun süren bir ağır gerilemenin sonrasında sadece geçtiğimiz ay bir gerileme gösterdi. Fakat bundan sonraki dönem için özellikle emtia tarafındaki fiyatlamalara biraz da hani, para piyasalarına baktığımız zaman Amerika'da enflasyondaki gevşemenin hız kesebileceğini, çekirdek kişisel harcamalar datasında ise tekrar yukarı yönlü bir eğilim olabileceğini görüyoruz. Eğer Fed Başkanı Powell bu konulara vurgu yaparsa Jackson Hole'da ki bence en önemli konu bu ve vurgu yapmasını bekliyorum. Bunun da Fed'den faiz artırım beklentilerini ilk önce tekrar canlandırmasını, bu yılın sonunda hatta gelecek yılın ilk çeyreğinde birer faiz artırımı daha toplamda iki faiz artırımı beklentisini piyasaların fiyatlara yavaş yavaş yansıtmasını bekliyorum Jackson Hole sonrasında. Ve faiz indirim tahminlerinin de şu anda orası iyimser. Piyasalar 2024 ortalarında Amerika'da faiz indirimlerinin başlayacağını düşünüyor. Fakat eğer ekonomi güçlüyse, istihdam güçlüyse, az önce söylediğim gibi iyi veriler geliyorsa Fed faiz indiriminde aceleci olmaz. Ve dolayısıyla Jackson Hole sonrasında orada bu yönde mesajlar verilmesiyle faiz indirim tahminlerinin 2024 sonlarına hatta 2025'e öteleneceğini düşünüyorum zaman içerisinde. Evet O yani. nedenle de aslında piyasalar açısından pek faydalı bir ya da piyasa dostu bir Jackson Hole geçireceğimizi düşünmüyorum açıkçası. Yani çok piyasa dostu olmayabilir diyorsunuz. Genel olarak zaten her fırsatta Fed'de, Avrupa Merkez Bankası da faizin uzun bir süre daha yüksek kalacağına dair mesajlarını yeniliyor. Evet. Ama piyasalar biraz daha hani bu istedikleri düşük faiz ortamı olduğu için hep bu merkez bankalarının önüne geçmeye çalışıyor. Şimdi içeriye de bakalım dilerseniz. Orada da borsa tarafında biz 7200 seviyesinin üzerindeki hareketleri görüyoruz. %0,61'lik şu anda yukarı yönlü bir hareket var. Ne dersiniz orada genel beklenti yukarı yönlü trendin devam edeceği yönünde. Siz de bu görüşe katılıyor musunuz ve şu anda bu son dönemde gördüğümüz özellikle TL bazlı tarafta gün içinde ve kapanışta rekorların tazelenmesini, bu yükseliş trendini sağlıklı buluyor musunuz? Şimdi trendi sağlıklı buluyorum fiyat anlamında baktığımızda. Çünkü hacim artışı da var. Rekor hacimler de görüyoruz. Dolayısıyla geniş katılımlı bir piyasa hareketiyle bu yükseliş yaşanıyor. Yani sadece fiyatlar düşük hacimlerle değil, yüksek hacimlerle şişiyor. En azından yani şişiyor derken yükseliyor, artıyor. Dolayısıyla da teknik bakış açısıyla yükselişin en azından bu teknik açıdan sağlıklı olduğunu gösteriyor. Temel açıdan da şöyle bir durum söz konusu. İkinci çeyrek finansalları başlamadan önce BIST endeks hedefleri analistlerin ortalama tahminleri üzerinden yine Bloomberg terminalden baktığımız verilere göre 6500-6800 arasında şekilleniyordu. Fakat ikinci çeyrek finansallarıyla beraber endeks hedeflerinin 7700-8000 bandına doğru yükselebileceği görüşünü yine sizin ekranlarınızda paylaşıyorduk. Hatta son dönemde geçtiğimiz hafta Perşembe günü Merkez Bankası'nın yaptığı enflasyon sunumu ve Merkez Bankası yardımcı yöneticiler kadrosundaki değişimlerden sonra Türkiye risk priminde de çok belirgin bir düşüş olduğu için benim tahminim ikinci çeyrek finansalları bittiğinde
endeks hedeflerinin 8.000-8.500 aralığında oluşabileceği yönünde. Dolayısıyla da hala daha bir getiri potansiyeli ben BIST 100 endeksi için görüyorum. Hatta 3. çeyrek finansalların açıklanacağı dönemde kur etkisi daha belirgin yansıyacağı için TL bazlı nominal değerler belki de BIST 100 endeksi için 9-10 bin arası değerlere de işaret edebilir. O nedenle Borsa İstanbul'da yukarı yönlü trendi sağlıklı buluyorum. Fakat kısa vadeli, çok yakın vadeli baktığımızda şimdi 2 ayda %67-68 civarı yükselen bir borsamız var. Yine dolar bazında Haziran'da gördüğü en düşük seviyeden dolar bazında %30 yükselen bir borsamız var. Sadece çok kısa sürede çok hızlı yükselmiş olması sebebiyle değil ama endeksin bu yükselişi sergilemesini sağlayan ana etkenler, işte seçimler geride kaldı, ekonomi yönetimi netleşti, Merkez Bankası yönetimi değişti, faiz kararları alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ziyareti, oradan Türkiye'ye yönelmesi beklenen ciddi milyarlarca dolarlık yatırımlarla ilgili haber akışı vesaire derken ve ikinci çeyrek finansalları derken Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketi sağlayacak birçok katalisti çok büyük oranlarda zaten fiyatladık. Bu nedenle de ben artık önümüzdeki dönemde kısa vade için konuşuyorum. Bir miktar momentum kaybı bekliyorum. Yani endeks hedefleri yukarı revize edilebilir. Potansiyel getire biraz daha marj olarak açılır. Bu iyi bir şey elbette. Fakat kısa vadeli görünümde bir momentum kaybı, hatta bir miktar belki kar realizasyonu yaşanabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle de biz birkaç haftadır yatırımcılara bu rally'e katılmalarını fakat temkinli iyimserlikle desteklere, stoplara, iş süren stop disipliniyle gerekirse hareket ederek, hatta şartlı emirler belki bırakarak, bunları her gün güncelleyerek bu rally'e katılmalarını tavsiye ediyoruz. Yani strateji olarak tercihimiz bu dönemde bu yönde. Evet, yani bir kar realizasyonu yaşanabilir diyorsunuz ama yine de bunun öncesinde siz burada rally'e katılmalarını tavsiye ettiğinizi, bunu önerdiğinizi söylediniz. Şimdi bir taraftan da hani hiç girmemiş olanlar veya işte şu anda artık benim için tren kaçtı mı diye düşünenler de olabilir. Onlara ne tavsiye edersiniz? Özellikle bu hani kar realizasyonu yaşanıp bir miktar geri çekildiğinde mi iyi bir dönem olabilir borsaya yeniden giriş yapmak için? Şimdi burada iki konu var. Birincisi, az önce dedim ki değerlemelerin 3. çeyrek bilanço döneminde, yani bundan bir 2,5-3 ay sonra 9-10 bin bandına doğru revize edilmesini bekliyorum. Bu da şu an 7200'de olan endeks için baktığımızda mevduatın da üstünde oldukça cazip bir getiri potansiyeline işaret ediyor olacak. Bugünkü değerlerden bile bu potansiyeli aslında görüyoruz. Yani ana trendin orta vadeli, hatta uzun vadeli Borsa İstanbul'daki lira bazlı grafikler üzerinden konuşuyorum, değerler üzerinden konuşuyorum daha doğrusu. Ana trendin hala yukarı yönlü olduğunu düşünüyorum. O yüzden yeni pozisyon açacaklar. Bugüne kadar hiç hisse senedi yatırımı olmamış, yeni hisse senedi yatırımı yapacak olanlar hala daha bu potansiyeller nedeniyle evet piyasaya bir giriş yapabilir. Fakat ikinci konu şu bu konuda. Burada bir binary mantık değil, bir fuzzy logic, yani bulanık mantık geçerli. O da şu: bir sıfır değil. Yani bir noktadan bütün paramızla girelim, bir yerden de tüm paramızla çıkalım. Bunu da mümkünse en düşükten alıp en yüksekten satış şeklinde yapalım gibi bir durum. Borsa İstanbul için değil, dünyanın tüm borsaları için asla yapılamayacak, başarılamayacak bir stratejidir. Bunu yatırımcıların %1'i belki %1000'i ancak başarır, o da şansı varsa. Dolayısıyla da fuzzy logic, bulanık mantık dediğim 1 ve 0 arasındaki değerlerin de, yani %20, %30, 0,2, 0,3 gibi değerlerin de dikkate alınması. Yani aslında bir portföy yönetim mantığıyla portföyün belli bir yüzdesinin burada hisse senedi pozisyonlarına yönlendirilmesi tercih edilmeli. Yani %0 ya da %100 değil ama belki bu dönemde %20. Borsa biraz gevşerse bunu %30'a 40'a yükseltmek. Eğer ana trend desteği son 26 Mayıs'tan bu yana yaşanan %67'lik yükseliş için bakarsak yaklaşık 6600'den geçiyor. 2021 Ekim ayından bu yana yaşanan 1,5-2 yıla varmak üzere olan uzun vadeli trend için bakarsak 5000'lerden geçiyor. Buralara yaklaştıkça %100 belki pozisyon oluşturacak ya da hisse senedinden ayrılan porsiyonun tamamını dolduracak kadar bir pozisyonlanmayı dilimlere bölerek yapmak gerekiyor. Yani aslında ben bir portföy yöneticisi yaklaşımıyla burada da bir kademeli alımdan bahsediyorum özetle. Ama ilk alımlar evet bugün bu seviyelerden bile yapılabilir. Çünkü benim düzeltme bekliyor olmam düzeltmenin geleceği anlamına gelmiyor. Belki borsamız biraz daha yükselip gelecek. Tabii burada endeksi değil, içindeki hisse senetlerini alıyoruz. Dolayısıyla evet, da hisse seçimi konusu tabii daha önemli. Yani hangi doğru hisseyi doğru yerden almak
endeksin bulunduğu seviyeyle çok ilgili olmayabiliyor bazen. Endeksin lokomotif hisseleri için bile bu geçerli. Buna da dikkat etmeleri gerekiyor yatırımcıların. Şimdi biraz önce dediniz ki hani borsaya bakarken bir adeta bir hani portföy yönetim mantığıyla yaklaşmakta fayda olabilir değerlendirmesini yaptınız. Yani ağırlıklarını biraz farklı bir şekilde ayarlayarak. Burada bir de tabii dediğiniz gibi hisse konusu da çok önemli ama hani o portföy konusuna geri dönersek şu anda sizin için yani bulunduğumuz ortamda ideal bir portföyün içinde neler olabilir, bu konuda neler söylersiniz? Şey, ideal bir portföyün içinde aslında her şey olabilir. Yani çok çeşitlendirilmiş tüm finansal varlıkları içinde barındıran fakat farklı yüzdelerde yani kimisini %5 kimisini %55 belki barındırılacak bir portföy oluşturulabilir. Ağırlıklar neler olmalı, hangi varlığa hangi oranda portföyde yer vermeli diye eğer sorarsanız da ki muhtemelen bunu sorarsınız. Evet. Şimdi bu tabii biraz doktor-hasta ilişkisi çünkü... yatırımcıların finansal beklentileri, risk yapıları, vade tercihleri, getiri hedefleri ve bu kazançlarıyla hangi vadede ne yapacaklarına dair arka arkaya birkaç soruyu sıralamadan, bunların cevaplarını almadan yatırımcıya uygun bir portföy dağılımı verilemez. Yani bu dediğim gibi bir doktor-hasta ilişkisi, bir muayene, teşhis ve tedavi süreci gibi düşünülebilir. Fakat bu gibi sorulara tabii genelde şöyle cevap veriliyor. Yatırımcı profillerine çok temel çerçevede muhafazakar, dengeli ve agresif gibi yani risk sevmeyen, orta düzeyde risk alabilen tüm yatırım ürünlerine eşit mesafede olan ve de yüksek risk seven agresif profil gibi tanımlarsak ve bu sorularda genelde ortadan gidilir. Dengeli risk profili. Nasıl bir portföy önerildiği cevaplanır. Ben de öyle yapacağım. Burada benim tercihim şu anki şu değerlerle dengeli profildeki bir yatırımcının %30-35 civarında hisse senedi barındırması yönünde. Bundan 2 ay önce bu oranları %60'lara kadar çıkarmıştık. Eğer endeks tekrar gevşerse bu oranlar artırılabilir. Muhafazakar ya da agresif profildeki yatırımcılarsa daha aşağıda ya da daha yukarıda oranlar tercih edebilirler. Geri kalan %70-75'lik porsiyonun bir kısmının özel sektör tahvillerinden oluşması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü mevduat faizleri biraz geri geldi ama ÖST'ler tarafında hala yüksek oranlar var. Tercih edilebilir. Döviz yine bu kısmı da yarı yarıya böleceğim. Yani aslında portföyü şu anda 3'e bölüyorum ama her bir dilimi de kendi içinde çeşitli varlık gruplarına ayırmak gerekiyor. Kalan 3'te 1'lik diliminde döviz varlıklar, eurobondlar bir miktar altın içerecek şekilde çeşitlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum bu dönemde. Evet, %30-35 hisse senedi dediniz ve daha önceki aylarda biraz daha bunun %60 civarında olduğunu söylediniz ve %70-75 pozisyonda özel sektör tahvilleri olabilir dediniz ve bir taraftan da tabii döviz konusu var. Çok çok teşekkür ediyoruz aktarmış olduklarınız için. Tacirler Yatırım Stratejisti Serhan Yenigün bizimle beraberdi seans ortasında. Şimdi biz Bloomberg HT Araştırma Analisti Burcu Kıratlı'ya gidiyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Burcu hoş geldin. Haftanın son iş gününde birlikteyiz. Enteresan bir konuyu aslında konuşacağız. Tam böyle cuma konusu gibi evet, olacak. Ipsos'un bir araştırması var. Yapay zekaya insanların bakış açısı denmiş. Çok gerçekten enteresan sonuçlar var orada. Nedir detayları senden dinleyelim. Şimdi yapay zeka artık hayatımızın her alanında olduğunu konuşuyoruz. İşte bu şirketleri konuşuyoruz, bilançolarını konuşuyoruz, işte hayatımıza olan etkilerini konuşuyoruz. Fakat yapay zeka hakkındaki gerçekten insanların hakkısını ve dahası yapay zeka hakkındaki duygularımız, ne anlıyoruz biz yapay zekadan? Bunu aslında pek de konuşur durumda da değiliz. Şimdi özellikle bu bilim kurgu filmlerinden, distopik filmlerinden belki aşinaydık yapay zekaya. Fakat daha sonra ChatGPT'nin hayatımıza girmesiyle birlikte yapay zeka ile konuşmaya başladık biraz daha. İlk aslında yapay zekanın hayatımıza girişi orada gündem olmaya başladı. İşte Elon Musk, Bill Gates gibi... özellikle CEO'lar, evet, iş dünyasının evet. büyük insanları bu konuda kehanetlerde bunlar, yorumlarda bunlar, açıklamalar yaptılar. Fakat ondan sonrasında özellikle
ABD ve Avrupa Birliği'nde de yapay zeka ile ilgili şu an düzenlemeler yapılmaya başladı. Bu işin tabii hem ticari konumu var, bir de ahlaki olarak konumlandırılması var. Konu aslında çok boyutlu. Biz burada dediğim gibi bugün benim anlatmaya çalışacağım en azından yapay zeka ile ilgili duygularımız diyeceğim. Şimdi bu araştırma 31 ülkede 22.816 katılımcı ile birlikte gerçekleştirilmiş bir çalışma. Ipsos'un çalışması. Endonezya, Güney Kore, Singapur, Tayland gibi uzak doğunun teknolojik anlamda gelişmiş ülkeleri ve bu alana yatırım yapan ülkeleriyle beraber Amerika başta olmak üzere Fransa, İsveç, Avustralya, Kanada gibi gelişmiş ekonomilerden de eşit derecede örnekler alınarak yapılmış bir araştırma. Şimdi burada araştırmaya katılanların 2/3 yapay zekanın ne olduğunu anladığını belirtiyor. Yarısı ise hangi ve ürün ve hizmetlerde yapay zeka kullanıldığını bildiğini belirtiyor. Şimdi Endonezya'nın başı %76 ile bu farkındalıkla ilk başı çeken ülkelerden bir tanesi. Oldukça bana da ilginç enteresan geldi. Evet, çok yani ilginç. Türkiye %71 Reyhan. Onu hemen söyleyeyim. Ve üçüncü sıradayız yani. Altlarda mı? 31 ülke arasında üçüncü sırada yer alıyoruz. Grafiklerden de görülüyor. Şimdi Türkiye'de bu araştırmaya katılan, bu arada kesin de söyleyeyim, biraz daha kentli, daha iyi eğitimli ve biraz daha hani gelir düzeyde daha yüksek kesim alanında alınmış örnekler. Ve ayrıca bu 31 ülke ortalamasında da hangi ve ürün ve hizmetlerde yapay zeka kullanıldığının bilgisi erkekler, çalışanlar, gelir durumu daha iyi olanlar ve daha iyi eğitimli olanlar arasında yapay zekayı anladığını ve bildiğini belirtme oranı daha yüksek. Şimdi yapay zekanın bir de tabii getirdikleri götürdükleri tartışılırken bu 31 ülke ortalamasında olumlu ya da olumsuz tarafa yayılmış bir eğilim şu anda en azından söz konusu değil. Bunu ilk önce belirtmiş olayım. Zararından çok faydası var düşüncesinde olanların oranı ise aslında %4, belki biraz daha oraya daha eğilimli durumda. Ülkeler arasında çok ciddi çekici farklar var. Ondan belirtmek istiyorum. Şimdi Endonezya'da bu oran %78, ABD'de ve Fransa'da %37'ye düşüyor. Türkiye %67 ile yapay zekaya olumlu bakan ülkeler arasında yer alıyor ve yapay zekaya duyulan heyecan gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş olan ülkelerin kıyasla daha yüksek. Avrupa ve Kuzey Amerika'da bu en düşük seviyede yer alıyor. Ayrıca yine Z kuşağı ve Y kuşağında da bu heyecan ve ilgi daha yüksek. Ve yine gelişmekte olan pazarlarda ve 40 yaş altı kişiler ve yüksek gelirlilerde ve baby boomer dediğimiz jenerasyona göre yine çok daha yüksek. Şimdi bu asıl önemlilerden bir tanesi değineceğim. Şimdi hayatını nasıl etkiliyor ya da etkileyecek sorularına verilen cevaplar burada çok önemli. Yine 31 ülke ortalamasında buradaki ürün ve hizmetler son 3-5 yılda hayatımı derinden değiştirdi diyorlar. 2/3 ise bu önümüzdeki 3-5 yılda hayatımı değiştirebilir düşüncesinde. Türkiye'de bu oran %81 yine. Güney Kore'den sonra ikinci sırada yer alır. Çok merak ediyorum nasıl bir hayat değişikliğinden bahsediliyor. Şimdi söyleyeceğim. Örnek var mı? Şimdi diyor ki yapay zeka önümüzdeki 5 yıl içerisinde mevcut işini yapma şeklini değiştirenlerin oranı %35, Türkiye'de bu oran %63'müş. İşi daha ileri götürüp yapay zeka önümüzdeki yıl 5 yıl içerisinde mevcut işimi elimden alma ihtimalini diyenlerin oranı %56. Bu gayet yüksek bir oran. Özetle katılımcıların 3 yıla 5 yıl içerisinde yapay zekanın işlerini elinden alacaklarını düşünüyorlar. Öyle söyleyeyim sana. Şimdi yapay zekanın yapılış şekli değişmeden işlerimi alabilir diyenler var. Kimileri de işte otomasyonla beraber, teknolojideki ilerlemelerle beraber mevcut işim kalabilir. Fakat yapay zeka işimin niteliğini ya da içeriğini biraz daha değiştirenlerin düşüncesi var. Fakat burada bana göre daha dikkat çekici olan yapay zeka mevcut işimi elimden alacak oranın %56 olması. Yani aslında bence yapay zekaya çok daha fazla önümüzdeki 3 ya da 5 yıl içerisinde güvenmiyoruz gibi geliyor bana. Şimdi şu kısım önemli. Bir de işlerin yapılış şeklini kolaylaştırması, daha eğlenceli içeriklerin üretilmesi kısmında özellikle katılımcılar tarafından ilgi görmüş, bu taraf beğenilmiş. Daha çok zarardan çok yararları bu anlamda. Mesela soruyorlar işte ilk nerede aklınıza geliyor? İşte eğlence, içerik üretme gibi şeyler sosyal medya çağında ilk akla bunlar geliyor. Fakat oturup daha ciddi düşünüldüğü zaman işini elinden alır mı gibi sorulara geldiğinde evet diyor. Ya baştan eğlenceli bir şekilde evet diyenlerin oranı daha sonra işlerimi elinden alıma gelebilir mi? Evet alabilir sorusu geldikçe bu biraz daha eğlence kısmı sanki daha gerilere gidecek gibi geliyor bana. Şimdi daha fazla otomasyon ile iş
iş piyasasının etkileneceğini düşünenlerin oranı %34. Türkiye'de dahil olmak üzere pozitif yaklaşan ülkelerde bile dediğim gibi bu oran aslında düşüyor. Yani iş konusuna geldiği zaman herkesin böyle bir çekimserlik gösterdiğini söylemek lazım. Şimdi biz böyle gündelik hayatımıza fayda getirdiğimizi düşündüğümüz, evet birçok şey yapay zeka var ama bunun bedelini ödeme ihtimalimizi düşünenlerin sayısı da özellikle az değil. Şimdi ben de şu şekilde düşünüyorum. Şimdi en son zamanlarda böyle internet, web, cep telefonu, işte e-ticaret, sosyal medya gibi kavramlar özellikle 2000'lerin başından itibaren çok hızlı şekilde hayatımıza girdi ve çok hızlı şekilde yer etti. Bir devrim yarattı aslında bakarsan. En sonunda çip ve yapay zeka, işte son bu ChatGPT'nin girmesiyle birlikte yine muhtemelen bizim anlayamayacağımız bir hızda ve büyüklükte çok hızlı şekilde yine bir devrim gibi gelecek hayatımıza. Dolayısıyla bu akıl almaz hız sebebiyle de ben de böyle ticari ve ahlaki tartışmalara çok fazla girmiyorum ama insan eğitilebilmek için, üretebilmek için veya işte insanlarla bir araya gerek duymayan uygulamaların bu kadar hızlı yayılmasının da ve insanı belki sarf malzeme haline getirebilecek uygulamaların da ne derece düzenlemelerle nasıl konumlanacağı üzerine gerçekten çok iyi düşünmemiz ve bu konuda da çok iyi düzenlemelerin yapılması gerektiğini kişisel olarak düşünüyorum. Evet, düzenlemeler dedin gerçekten önemli. Yani bazı işte Fransa, İtalya gibi ülkelerde... Gelişmiş ülkelerde evet, çok daha istenmiyor aslında. Evet, yasaklanma konuları hakim. Hı-hı. Çok teşekkürler. Ağzına Hı-hı. sağlık. Burcu Kıratlı bizimle beraberdi. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Seans ortasını böylelikle noktalıyoruz. Saatler 17'yi gösterdiğinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.